Londra. Albay Nanda, Jay Hind. Jay Hind. MI6'dan Richard Parker. Ülkeme büyük bir armağan verdiniz. Ne demek? Lütfen buyurun. Buyurun. Nasıl yakalandı? Heathrow Havaalanı'nda, sahte belge bulundurmaktan. Omar Zafer, Hindistan'ın bir numaralı aranını. Yıllardır onun peşindeydik. Londra'da ne yapıyormuş? Lusail yakınlarında özel bir ada var. Adayı satın almak için gelmiş. Teröristler hiç rahat durmuyor değil mi? Hadi gidelim o zaman. Teşekkür ederim beyefendi. Anne. Veren. Evet anne. Vardın mı? Seni birazdan arayayım mı? Her şey yolunda mı? Evet, sorun yok. Kazağını giydin mi? Evet anne, kazağım üstümde. Eminim giymemişsindir. Giymediğimi nereden çıkarttın? İkinizi de iyi tanırım, ben annenizim. Dinle, Jay bir şey söyledi. Seni sonra arayacağım, tamam mı? Giriş onaylanmıştır. Bol şans. Teşekkür ederim. Koyunor elmasının Hindistan'a geri verilmesi için halkın baskısı sürüyor. Giriş onaylanmıştır. Hoş geldiniz Albay Nanda. Çok uzun zamandır peşimdeydiniz. Ayağa kalkıp sizi selamlardım aslında. Ama gördüğünüz gibi pizza yiyorum. Hem bugün biraz yorgunum. Bir dilim alır mısınız? Sen ye. Tiara gönderildiğinde son pizzanı idam gününde yiyeceksin. Son arzun olarak. Ve pizzan fazladan peynirli olacak. Uyan albay. Burası Delhi değil. Burası Londra. Bir şey soracağım. Bugüne kadar Londra'dan Hindistan'a kaç suçlu iade edildi? Hiç. Bir kişi bile yok. Şu anda yeni bir suçlu iadesi anlaşması hazırlanıyor. Bu anlaşmaya göre tüm suçlular temyiz hakkı olmaksızın 72 saat içinde iade edilecek. Çok yakında Hindistan adaletinden merhamet dileniyor olacaksın Omar Zafer. Ya sonra? Sonra ne olacak? Al bakalım. Bu başsavcı için. Bu hakim için. Bu da polisler ve bakanlar için. Ülken açlıktan kırılıyor albay. Yolsuzluk yapan yapana. Hindistan herkesin bir şeyler dilendiği bir ülke. Bütün bakanların onurlarını, şereflerini hiçe sayıp ruhlarını satmaya hazır bir haldeler. Söyle bakalım. Sen hangisisin? Sen de onlar gibi şerefsiz misin, yoksa sadakatle emirlerimi uyguluyorsun? Omar'ın gösterisine hoş geldin. Giriş onaylanmıştır. Son bir arzun var mı? Belki de bol peynirli bir pizza istersin ha? Ama 30 dakika süren yok. Çünkü eceline geri sayım başladı.
ülkelerine hizmet edenlerin eceline geri sayımları aldıkları ilk nefesten itibaren başlar. Çok can almış olmalısınız Zafer. Ama bu gözlere iyi bak. Ne bir acı göreceksin, ne de ölüm korkusu. Yalnızca gurur göreceksin. Çok yakında benzer gözlerde kendi ölümünü göreceksin. Tetiğe bastığın anda senin geri sayımın başlayacak. 10 9 8 0 Annenle son defa konuşmak ister misin? Hı? Alo, Viren, dediğim gibi. Viren, ne oldu? İyi misin? Viren, iyi misin oğlum? Viren, sesin gelmiyor canım. Bir şey mi oldu? Alo. Kimse bir şey söylemiyor. Viren konuş benimle. Pankaj, Viren'ime bir şey oldu galiba. Viren konuş benimle. Viren oğlum konuş benimle. Viren. Tanrım. Ah Tanrım. Viren. Suçlu iadesi anlaşmasından haberin var mı? Evet var. Eğer bu anlaşma imzalanırsa adamlarımız hiçbir yerde güvende olmayacak. İmzalanmayacak. Henüz kapanmamış eski bir yarayı deşmemiz gerekecek. Kohinor elmasını çalmak imkansız. İmkanlı hale getir. Kohinor elmasını istiyorum. Onu çalacak hırsız Hintli olmalı. 1.2 milyar nüfusu ülkede bu işi yapabilecek biri olmalı. O kişiyi bul. Olayla ilgili henüz gerçek şu anda resmi açıklama geldi. Londra'da garip şeyler oluyor. Londra Kulesi'nden çalışıyor. Henüz olay doğrulanmadı. Çok hareketli. Londra Kulesi'nin güvenliğinde zafiyet olduğundan söz ediliyor. Ancak MI6 bu söylentileri... Bu nasıl olur? Londra Kulesi'ndeki yoğun güvenlik önlemine rağmen Kohinor çalındı. Koleksiyon denetim için açıldığında yalnızca Kohinor elmasının yerinde olmadığı görüldü. Görüntüleri inceleniyor. Bu inceleme sonucunda hırsızlığın ayrıntıları ortaya çıkabilir. Şimdi sizlere Kohinor'un renkli geçmişinden kesitler sunacağız. Kohinor'un Tamil Nadu'da keşfedildiği, daha sonra Delhi, Rajput, Mughal, Afsarit, Durrani ve Sih hükümdarlarının hakimiyetine geçtiğine inanılıyor. İngilizler Hindistan'ı yağmalayıp Kraliçe Victoria Hindistan Kraliçesi ilan edildiğinde kimse bunu arzu etmemesine rağmen Kohinor İngiltere'ye gönderildi. Kısa bir ara veriyoruz. Londra Kulesi'nde kimliği bilinmeyen bir erkeğin görüntüsüne ulaşıldı. Parmak izi ya da hırsızlık görüntüsü yok. Bu sıradan bir hırsızım değil, profesyonel hırsız, bir soyguncu. Hırsız Hindistan'dan kahraman ilan edildi. Peki kim bu adam? Görünmez hırsız, Kohinor hırsızı. Halk hırsıza bu isimleri taktı. Kim bu adam? Hırsız ve polis arasındaki bu yarışı kim kazanacak? 100 yılın en büyük soygunu ve henüz ipucu yok. Ancak tüm dünya Kohinor'u çalma becerisini gösteren hırsızın kim olduğunu görmek için nefesini tutmuş bekliyor. Kim bu adam? Nereye kayboldu ve ne zaman yakalanacak? Polis aramaya devam ediyor ancak hala izine rastlanamadı. We'll be right back.
Shimla. Halil. Oo, banyo mu yapıyorsun? Büyük anne dışarı çık. Sus. Büyük anne lütfen dışarı çık. Sus dedim. Sen benim elimde büyüdün. Seni yıkadım, pakladım, altını değiştirdim. Büyük anne, ben artık çocuk değilim. Dışarı çıkar mısın? Sen büyüdüğünü sanıyorsun. Kulaklarının arkasını iyi yıka. Büyük anne. Sus da dinle. Haberin var mı? Biri Kohinor elmasını çalmış. Havlumu uzatır mısın lütfen? Mücevher hırsızı. Günümüzde böyle gençler kalmadı artık. Ashok Kumar, Deva Anand. Böyle bir adamla tanışmayı çok isterdim. Elmas ve kalp hırsızı bir adamla tanışmak ne güzel olurdu. İnsafsız hayallerimi çaldı. İyi, öyleyse onun banyosuna git. Havlumu uzatır mısın? Kohinor Hindistan'a aittir. Bu elması Hindistan'a getireni Bharat Ratna ile onurlandırmak gerekir. Kim çaldıysa Tanrı ondan razı olsun. Büyük anne, gerçekten çok delisin. Keşke sen de benim gibi deli olabilseydin. Çok sıkıcı bir kızsın. Hep yalnızsın. Senin yaşındaki kızların hepsinin sevgilisi var. Büyük anne, ben henüz doğru erkeği bulamadım, tamam mı? Neden bu kadar seçicisin? Teri Umar Bey, tüm meri 30-40 sefer ho çuketi. İtna bir quality control açalım. Ben aşk derdiyle uğraşmak istemiyorum büyük anne. Aşkın ne olduğunu biliyorsun da sanki. Aşk insanın kalbinin dört nala koşmasıdır. Gözünü ondan alamamaktır. Birinin kalbini çalmasıdır kızım. Kohinor çalındı. Prag. Günaydın patron. Onu kim çaldı? Beyefendi, siz bize haber verdiğinizde... Kohinor için ödül olduğunu haber verdiğinizde bir tek o cevap verdi efendim. Kimin aracılığıyla? Şuayb. Onu Said'in gönderdiğini söyledi. Vasim de tanıyormuş. Saklani de iş yapmış. Pakistan ka batting line-up nahi pucha. Hintli mi? Böyle bir mucizeyi sadece bir Hintli başarabilir. Milliyetçilik duyguları mı kabardı? Affedersin patron. Elmas Hindistan'a ulaşır ulaşmaz bizi arayacak. Fiyat? $5 milyon. İyi. Nakit mi vereceğiz? Tabii. Kamyona yükleyip götürün. Peki. Salak herif. Mauritius'ta isimsiz bir hesap açın. Elmas alır almaz onun hesabını aktarın. Ağzını açayım deme. Hemen bankaya git, hesap açtır. Shimla Bankası. Merhaba hanımefendi. Teşekkür ederim Halim. Afiyet olsun. Merhaba Halim. Kahve için teşekkür ederim. Rica ederim. Alo, Shimla Bankası. Buyurun, dinliyorum. Merhaba. Shimla Bankası. Affedersiniz. Nasıl yardım edebilirim? Müdür yardımcısının odası nerede acaba? Koridorda, sağdan 3. oda. Ama müdür yardımcısı ayrıldı. Şu anda kimse yok. Birazdan olacak. Kim olacak? Ben. Karen Saksena. Shimla Bankası'nın en genç müdür yardımcısı. Ayrıca burası amcamın bankası. Oh, özür dilerim beyefendi. Rica ederim. Adın ne? Halin Sahani. Oo, evli misin? Hayır. Erkek arkadaşın? Yok. Olsaydı da fark etmezdi. Odama gel lütfen. Finans stratejisi yapalım. Strateji mi? Ama ben resepsiyonistim. Hep resepsiyonistlik mi yapacaksın? Doğru arkadaş seçmek de stratejidir güzelim. Çaktın mı? Şansının dönmesini istiyorsan odama gel. Anladın mı? Peki.
Bir kutu dondurmayla yapayalnız oturuyor musunuz? Oysa arkadaşlarınız mum ışığında romantik bir restoranda Bay Doğru ile yemekteler, öyle değil mi? Ama sakın üzülmeyin, çünkü hayatınız tamamen değişmek üzere. TrueLove.com İlk eski site, cevap yine. Bu sitede sizi yepyeni, heyecan verici, romantik, mutlu ve huzurlu bir hayat bekliyor olacak. Hadi ne duruyorsunuz? Hemen kaydolun. Yoksa hayatınız elinizdeki dondurma gibi eriyip gidecek. Hemen kaydolun. Sakın geç kalmayın. Arkadaşlar, Sayın Şermin Kapadia Hanım bankamızda 30 yıl hizmet verdikten sonra emekli oldu. Bayan. Efendim? Bayan Kapadia. O kim? Benim. Hiç evlenmediniz mi yani? Vay canına. Getir. Sağ ol. Evet. Evlenmek için zamanı olmadı. Bütün hayatını bu bankada geçirdi. 30 yıldır bir gün bile izne çıkmamış. Bir gün bile geç kalmadı. Bir gün erken çıkmadı. Tek başına bir hayat sürdürmüş. Bu yaştan sonra evlenemez zaten. Size en uygun eş aranıyor. ...800 eş bulundu. En uygun eş bulundu. Vicky Kapoor'la ilk randevuyu onayla. Harlin! Harlin! Efendim büyük anne. Çabuk buraya gel. Tebrikler. Vicky Kapoor'la randevunuz onaylandı. İşte güvenlik kameraları. Ne var büyük anne? Bak, mücevher alıyorum. Başka çaremiz yok dedim. Öyle deyince kabul etti. Demek sensin. Benim istediğim şeyi getirdiyseniz... ...o zaman düşündüğünüz kişiyim. Abdül emrinizde. Siparişleriniz geldi. Kuzu pirzola, kebap, kanat ızgara ve en sevilen çeşidimiz acılı ezme. Sen mi sipariş verdin? Hey Abdül! Yine yanlış masaya servis yapıyorsun. Onlar 7 numaralı masanın siparişi. Hata insana özgü patron. Affedersiniz. Mauritius'taki hesapta 5 milyon dolar seni bekliyor. Parmağımın tek hareketiyle kaderin değişebilir. Acelem mi var? Önce bir iki konuyu konuşalım. Ben de acıktım. Bir şeyler yiyelim ha? Abdül! Büyük anne, yeter artık, savaşa gitmiyorum. Sadece biriyle buluşacağım. Sonunda yuvanı kuracaksın. Artık huzur içinde ölebilirim. Yeter. Geç kalıyorum. Dur! Al bakalım. Büyük babamın arabası. Büyük babanın en değerli varlığıydı. Evet büyük anne, biliyorum. Siz ilk randevunuza bu arabayla gitmiştiniz. Ben gerçek aşkı bu arabada bulmuştum. Sen de bugün bu arabayla gerçek aşkını bulacaksın. Hoşça kal büyük anne. Güle güle. Yemeğini biz gittikten sonra yersin. Aç karnına düşünemiyorum ne yazık ki. Ne düşüneceksin? Fiyat belli. Elindekini verip elimizdekini alacaksın. Ellerim kirli. Tehdit pahalıya patlar. Ne kadar? Adam başı 5 milyon. Üçünüz de hata yaptınız. Fiyat toplam 20 milyon dolar oldu. Yanılıyorsun. Fiyat sıfır oldu. Elması yavaşça bize ver.
Önce burunlarınızı silin. Ayranlarda uyuşturucu vardı. 5 saniye sonra ağzınız köpürüp bilincinizi kaybedeceksiniz. Olamaz. Tanrım, yine siparişleri karıştırdım. Sen ayran istemiştin değil mi? Sağ ol Abdül. İstihbarat Merkezi. Emredersiniz efendim. Tabii. Başbakanlıktan bize baskı yapıyorlar. Koyunor konusunda muhalefet bile hükümete destek veriyor. Bu suçlu anlaşması ihalesini de etkileyecektir. Aptal bunlar. Suçlu ihalesi anlaşması ne pahasına olursa olsun yapılmalı. Beyefendi, Koyunor mutlaka bulunmalı. Şimdi Mal Road'da çatışma çıkmış. Bu polisin sorunu. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakmanız gerekiyor. Hanımefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Adım Harlin. Ben... Bay Vicky ile buluşacaksınız, öyle değil mi? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Onunla ortak çalışıyoruz. Bu taraftan lütfen. Buyurun efendim. Arkadaşınızla ilgili bilgi edinmek isterseniz... Buyurun. İyi akşamlar efendim.
baylar. Şimdi dans festivalini kazanmaya hazır mısınız? Yarın akşam 7'de festival alanında olun. Eşinizi getirmeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Merhaba, ben Vicky. Harley. Merhaba Halin, tanıştığımıza sevindim. Çok geç kaldın. İnan bana, sen de çok güzelsin. Özür dilerim. Evet, biraz geciktim, üzgünüm. Lütfen, otursana. Sen bunu daha önce yaptın mı? Neyi? Restoranda oturmayı mı? Güzel bir kızla. birkaç kere yapmıştım. Dating. TrueLove.com. TrueLove.com. İnternetten tanışmayı. Hobileri müzik ve dans etmek. Şey, hayır. İlk kez yapıyorum. Benim de ilk. Güzel. Peki neden beni seçtin? Ciddi olamazsın. Şu güzelliğe baksana. Ama fotoğrafımı paylaşmamıştım ki. Elbette. Ama kendini o kadar güzel anlatmıştın ki... bir anda... Siteye sadece iki kelime yazmıştım. Bankada resepsiyonist. Evet öyle. Ama o iki kelime bir... öykü anlatıyor. Kimin öyküsü? Büyükannemin öyküsü. Büyükannem de bankada resepsiyonistti. Gelen telefonları cevaplardı. Hepimizi bankada çalışarak büyüttü. Sonra bir gün bankaya gelen bir telefonu bağladıktan sonra ne yazık ki o hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzüldüm. Ne içmek istersin? Some wine? Thank you. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fransız. Hint şarabı efendim. Nasi kürünü. Olsun, doldur. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Demek çok seyahat ediyorsun. Mecburen. Dünyayı kurtarmak için. Sivrisineklerden. Ben Odamos'ta çalışıyorum. Evet ya sen? Sen seyahat eder misin? Hayır. Büyükannem beni Kanada'dan buraya getirdiğinde 10 yaşındaydım. Annem ve babam bir trafik kazasında öldüler. O zamandan beri buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Ama bir gün işimden ayrılıp dünya seyahatine çıkmayı çok istiyorum. Bir gün. Bir gün ha? Peki o bir günün bugün olmadığını nereden biliyorsun?
Küçük bir şehirde yaşıyorum. İstediğim şeyleri yapmak o kadar da kolay değil. Büyük annemle birlikte yaşıyorum. Ona karşı sorumluluklarım var. Bir gün. Bir gün. Demek dans etmeyi seviyorsun ha? Evet. Hadi o zaman. Burada mı? Evet. Hayır olmaz. Ben sadece yalnız olduğumda dans ederim. Şş, hadi Halin. Yaklaş bana. Yaklaş lütfen. Biraz daha. Sence bir gün demek hiçbir zaman demek değil mi? Bugün büyük annenin sorumluluğu, yarın kocanın, daha sonra çocuklarının. Bence istediğin şeyi şu anda yapmalısın. Hemen şimdi, ertelemeden. Ben her günü son günümmüş gibi yaşayan biriyim. O yüzden sana tavsiyem, sen de benim gibi yaşa, olur mu? Ama... Gözlerini kapat. Ha? Kapat gözlerini. Bana güven. Halin! Bu şarkı senin için. Ehi kya, çali hava, kele gayi. तेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा न तुझको कोई खबर पर ये दिल तब से है कहने लगा जो मेरा था वो खो गया जो तेरा मिल गया वो जैसे इस दिल ने जब जाना के बस तू चले और दुनिया तेरे संग चले जैसे रात चुपके से तेरे कानों में कहे के अब तू जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा तू 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 तू
Kızlar mı çok yakışıklı? Bankadaki kızlar kıskançlıktan çatlayacak. Bir gün demek, hiçbir zaman demek. Değil mi sence de? Bence istediğin şeyi şu an yapmalısın. Vicky, o kadar tatlı ki. Çok sade. Çok kültürlü. Evet Harlin, sahne. Doğru söylüyor. Şu an bir daha yaşanmayacak. Ne oldu burada? Gerçek az yüzünden efendim. Halil, benim Vicky. Hı? Çok özür dilerim. Arabanın lastiği patladı. Sonra da akü bitmesin mi? Ama diğer Vicky nerede? Size bu faturayı bıraktı. Ne kadar da uzun. Zararımızı kim ödeyecek? Amcanız mı? Zararı ödeyeceksiniz hanımefendi. Ayrıca burası amcamın bankası. Amcam mı? Amcam öder. Buyurun kartı. Zararı ödeyecektir. Kusura bakmayın. Gerçek aşkmış. Karşıma çıkacak olursa hiç düşünmem, bu arabayla üstünden geçerim. Olamaz. Oo. Özür dilerim. Acaba evet, iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Sen. Merhaba. Rajvir. Ne? Benim adım. Evet tabii. Onca yalandan sonra sana nasıl inanayım? Adım yalandı. Ama yemin ederim söylediklerimin hepsi doğruydu. Tamam. Of. Kıpırdama. Bir saniye. Mutlaka doktora görünmelisin. Doktoru istemiyorum. Ama belki... Belki ne? Bir öpücük olabilir. Öpücük mü? Delisin sen. Ben gidiyorum. Ama gerçekten bir doktora görünmelisin. Seni restoranda yanımda gördüler, tamam mı? Kimler? Bir şey bildiğini düşünecekler. Ne biliyorum ki? Hiçbir şey, ama onlar bunu bilmiyor. Benim bir şey bilmediğimi bilmiyorlar. Hayır, bir şey bildiğini düşünürler ama hiçbir şey bilmediğini bilmiyorlar diyorum. Ne biliyorum ki? Hiçbir şey. Onlar bunu bilmiyor mu? Yeter! Beni bu kurşun değil ama seni öldüreceksin. Harlin Sahani. Yani sen bu kız onun yanındaydı diyorsun öyle mi? Evet efendim. Bu da amcasının kartıymış. Lütfen zararımızı ödemesini söyleyin. Karen Saxena. Dinle beni. Ben bir şey çaldım. Ne? Kurşunu çıkaracağım. Sen dikeceksin. Dikecek miyim? Evet, neyse. Sen şu feneri tut bakalım. Tam buraya. Hadi. Ben bunu yapamam. Hadi yapabilirsin. Hadi. Buraya tut. Şöyle. Evet. Tamam. Kıpırdatma. Kıpırdatma. Mükemmel. Harika. Bugüne kadar hiç bu kadar güzel fener tutan görmemiştim. Teşekkür ederim. Kıpırdama, kıpırdama. Bitti mi? Kıpırdama. Bitmek üzere. Çok güzel. Bana yardımcı olduğun için sağ ol. Tamam. Bitti. Al, iç şunu.
sen? Rajvir Nanda, uluslararası suçlu. Hasta biri, hem psikopat hem şizofren. Psikiyatrik tedavi görmem lazım. Ne? Hayır değilim ama öyle olduğumu söyleyecekler. Bu suyun içinde ne vardı? Uyku hapı vardı. Niçin? Şimdi beni dinle. Sana iki tip insan gelecek. Birincisi devlet ajanları. İkincisi öyle olmayanlar. Hepsi sana beni soracak. Onlara bir şey söylemezsen seni güvenli bir yere götüreceklerini söyleyeceklerdir. Güvenli bir yer neden tırnak içinde? Dinle beni. Seni götürmek için kullandıkları arabada saklı bir silah var. Silah mı? Araba odaysa silah sol koltuğun altında. Araba odaysa sağ koltuğun altında. Tamam. Silahı bul, onları korkutmak için kullan. Ve kaç, tamam mı? Kaçayım mı? Benimle ilgili bir şey sorarlarsa... Ben hiçbir şey bilmiyorum. Beni tanımıyorsun. Seni tanımıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Mükemmel. 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 Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne olur beni bırak. Şuayb nerede? Şuayb adında birini tanımıyorum ben. Başlayın beni. Amcam üstüne yemin ederim bilmiyorum. Amcam hala hayatta üstelik. Bu parola ne demek söyle. Harley'in bankada resepsiyonist. Ne parolasından söz ediyorsunuz? Harley mi? Ama bu parola değil ki. Bankadaki resepsiyonistimizin adı Harley. Yemin ederim. Patron? Ha? Hesapları aktarabiliriz. Malları gönderdik, alırsınız. İyi günler. Ha? Bu saçmalık da ne? Patron elimizden kaçtı. Kaçtı mı? Onu yakalayın diyen oldu mu? Sadece parasını ödeyip elmas alacaktınız, bu kadar. Şu ayıp zorla almaya çalışmış ama... Ama alamamış. Patron yanında bir kız varmış. Özür dilerim. एक दिन का मतलब है कभी नहीं. अपनी लिस्ट जिस दिन शुरू करोगी तुम्हारा एक दिन आ जाएगा. क्यों भाई, क्या बात है? रात को वापस कब आई? अरे बेवकूफ, मैं तेरे माँ बाप की तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ. कौन था? राजवीर, नाम झूठ था, प्राइस वे, बाकी सब सब सच था. पता नहीं कमाल है. सारी रात उसके साथ रही, उसका नाम तक नहीं पूछा. भाई इतनी मॉडल तो मैं भी नहीं. Anlaşıldı. Sonunda biri kalbini çalmış. Ona fena tutulmuşsun.
kya karaoge khabon mein humse badloon main rang kitne kham kha uda uda banke gubara mera dil buddhu bechara hale hale tune pukara jahan bhi wahan ye jaye chal chal ye aankhe meethe tere dil ye tere peeche zara zara ye kheeche kheeche dekho na dekho humko na khabar kab kaise aaya wo तो तेरी वजह से है सारा जहां नई जगह सी है सबको खबर और सबको पता भी है ये जो हुआ देखो अभी तो छोड़ो तुम भी अब ये बहाना तो दिल के बदले दिल नजराना दो मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह तुमको ओ मैडम ओ मैडम क्या हो रहा है ऑफिस है घर नहीं है फोन बज रहा है तुम्हारा उठाओ हेलो शिमला बैंकası हायर बेफेंदी yanlış numara Merhaba nasıl yardımcı olabilirim Hesap Efendim? Evet. Büyük bir hesap açılması gerekir. Anlamadım beyefendi. Dün gece yaptıklarının karşılığında büyük para kazanmış olmalısın. Anlayamadım. Bu nasıl bir saçmalık? Olabilir. Ama belki de yalnızlıktan kurtulmak için o siteye girdin sen. TrueLove.com Ya o da hesap be. मैं गया था जिस साइट पे रात को बड़ा दिलचस्प सा मामला हो जाता है नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था जी इन्वेस्टिगेशन ना और कोई बात नहीं जरा ओ सिटेड नेलर वर हार्लिन सहानी birlikte polis merkezine gideceğiz burada da konuşabiliriz herkesin önünde yani Bayan Sahani, dün gece beraber olduğunuz adam uluslararası bir suçlu. Oldukça güvensiz biridir. Hastalığı da onu... Psikopat ve şizofren. Bana böyle diyeceğinizi söylemişti. Tam tahmin ettiğim gibi. Çok zeki biri. Sizi kullanıyor. Buyurun, bakın hadi. Onun gibi suçlular çok çekici görünür. Size uyuşturucu verebilir, sizi öldürebilir. Yani canınıza kastedebilir. Her şeyi yapabilir. Bir dakika. Beyefendi polis merkezini geçtik. Aha, evet hayatınız tehlikede. O yüzden sizi güvenli bir yere götürüyoruz şu anda. Güvenli bir yere mi? Evet. Ama neden böyle yaptığını siz anlamadınız. Bir nedeni yok. Araba ise silah sol koltuğun altında. Araba ise sağ koltuğun altında. Bu arabanın markası ne? Hanımefendi. Neden sordunuz? Çok güzeldi. Ne kadar yolumuz var? 10-12 dakika ama kullanım şekline de bağlı. Birinin peşindeysek freni ve gazı daha sık kullanırız. Bu gibi durumlarda 7-7,5 dakikaya kadar iner. Buyurun efendim. Arabayı satıyor musun? Hayır efendim, özür dilerim. Evet geliyoruz.
Çok az kaldı. Durdurun arabayı. Kızda silah var efendim. Nereden buldun sen onu? Arabayı durdurun. Sürmeye devam et. Bir şey yapamaz. Hadi silah var. Ben bir şey yapmadım. Ben şunu bana hemen. Ben ateş etmeyi bile bilmem. Ver dedim. Motorun sürücüsü yok. Tanrım. Nereye kayboldu? Nerede? Nerede bu adam? He? Karşıda! Gel buraya şuraya! Nereye gel? Gel buraya! Dur dur dur! Dur dedim sana! Gel buraya! Ahmet Elif! Gel buraya! Dur yoksa seni öldürürüm! Gel buraya! Anne, anne, ne var oğlum? Ne? Hey, Ali! Merhaba gerçek aşk! Ne? Yaklaş biraz! Hadi yanaş biraz! Ne? Yaklaş, yaklaş! Ne? Hadi yapabilirsin! Hey! Dikkat et! Hey! Dene bak. Dikkat et. Hızlan! Ben kullanabilir miyim? Ha? Yanak hayalin. Bana güven, kay! Bir dakika geçiyorum! Kızlar şunu, kaçmasan izin verme. Hadi, iyice yaklaş. Sen arabada kal. Yardım edin! Bu adam deli! Tamam seninleyim, seninleyim. Bir daha yanından ayrılmayacağım. Sana ne dedi? Arabada kal demiştim. Sen ne yaptın? Arabadan indim. Halim, anlasana. Ya benim yanımda güvende olursun ya da onların yanında güvenli evde. Senin yanında duracağım, senin yanında. Güzel. Şimdi tut şunu. Çekil biraz. Teşekkür ederim. Lütfen insanları öldürmeyi bırak. Lütfen insanları öldürmeyi bırak. Lütfen insanları öldürmeyi bırak. Lütfen. Şok geçiriyorsun. Seni anlıyorum. Burada bekle.
Gidip onlara bir şey anlatacağım. Tamam. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Yalan söylemiş olmayayım. Aslında onları öldüreceğim. Bu arada çok iyi araba kullanıyoruz. Yani bugün hayatımızı kurtardın. Bunu bilmeni isterim. Etkilendim. Sen bekle. Ben döneceğim. Güvende. Halin! Kerem! Halin, Halin! Ben de seni arıyordum. Kerem, başım dertti. Değil mi? Senin yüzünden bana tokat attılar. Ama bana ateş ettiler. En pahalı şampanyamı içtiler. Kimler? Devlet ajanları. Ama niye? Şuayb'le çalıştığın için tabii. Şuayb de kim? Omar Zafer'in sağ kolu. Omar Zafer kim? Affedersin. Sen kimsin? Bu o. Sen onun yüzünden tokat yedin. Bana da ateş edildi. Rajvir, sen burada ne arıyorsun? Rajvir mi? Kim bu Rajvir? Çeneni kapamazsan seni tepeleyecek adamın ta kendisi. Hmm. Şimdi beni iyi dinle. Arabanı alacağım. Hadi ya. Rajvir Zafer. Sakın arabama el süreyim deme. Yoksa ellerini kırarım. Kung fu karatede yeşil kuşağım var benim. O kadar seri uçan tekme atarım ki havadaki kuşu yere çakarım. Amca kurtar beni. Onu vurdun. Ama sen beni vurdun. Halin, hadi arabaya geç. Onu neden vurdun? Doğru söylüyor, beni neden vurdun? Halin, arabaya bin dedim. Halin, sakın arabaya binme. Halin, hemen arabaya bin. I'm a bad boy. Eti sıyırmış. Kemiğe falan gelmemiş. İyi atıştı değil mi? Şahaneydi ama niye? Bana uçan tekme atmaya kalkıştın. Riske giremezdim. Şimdi dinle. Biz gittikten sonra 100'e kadar say. Evet. Sonra polis ya da ambulansı arayabilirsin. Tamam. 100'e kadar saymadan ararsan gelir seni tekrar vururum. Saymadığımı nereden bileceksin? Salak salak sorular sorarsan da seni vururum. 200'e kadar sayacağım. Amcam üzerine yemin ederim. Aferin. Emniyet kemerini takar mısın lütfen? Canım amcam. İki. Üç. Bir tanecik amcam. Ha, bu arada aslında onu vurmak istemedim. Öyleyse onu neden vurdun? Madem ateş etmek istemiyorsun, etmezsin olur biter. Bir şey kaybetmek gerekir, tamam mı? Bunu bilmelisin. Sen kaçıksın. Delinin tekisin. Önüne geleni ateş ediyorsun. Bu normal bir şey değil. Yaptığın hiçbir şey normal tanımına uymuyor. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Lütfen arabayı durdur. Ben eve gitmek istiyorum. Senden uzak olmak istiyorum. Sakin ol Harlin. Biraz sakinleş artık. Onların yanında daha güvende olabilirdim. Ne dedin sen? Benimle olmaktan korkuyor musun? Sana asla güvenmemem gerekirdi. Sen ciddi misin? Ha, tamam. Peki öyleyse. Mega, beni dinle. Beni dinler misin? Seninle konuşmak istemiyorum. Niye? Konuşmak istemiyorum. Neden? İstemiyorum işte. Tamam, özür konuşma dilerim. Konuşma benimle. Lütfen. Dinlemeyeceğim. Lütfen Mega. Beni dinler misin? Özür dilerim. Ne yapıyorsun? Beni burada bırakıp nasıl gidersin? Cevap versene. Bana ihtiyacın yoksa Karen'i neden vurdun? Ayrıca bu arabayı neden çalıyorsun? Madem kullanmayacaktın, onu neden aldın? Bir de bana deli değilim diyorsun.
Ne istiyorsun? Benimle olmak istemiyorsun. Seni bırakıyorum, yine sorun oluyor. Bak, ne yazık ki birlikte olmalıyız. Hayatta kalmamızın tek yolu bu. Yanında olmazsam öleceksin. Anladın mı? Ölürsün. Bu sana tuhaf geliyor olabilir. Ama hayatını kurtarmak dışında yapmam gerekenler de var. Ve bunlar oldukça önemli şeyler. Bir şey söyleyeyim. Artık umurumda değil. Anahtar burada, araba orada. Hadi git yoluna. Jamunun J'si. Beyaz bilmeyi arıyoruz. Plakası HP51AJ7739. Ben bugüne kadar hiçbir masumun ölümüne neden olmadım. Senin ilk masum olmanı istemiyorum. Özellikle de hayatının o bir gününü beklerken. Yoksa hayalini gerçekleştiremezsin. Karnın aç mı? Bir şeyler yiyelim mi? Ha? Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Üstünde para var mı? Hani sen bankada çalışıyordun? Ne aptalca bir soru. Farz et ki hastanede çalışıyorum. Yanımda ilaç mı taşıyacağım? Ne yapacağız şimdi? Birini vurursun. Hoşuna gidiyor değil mi? Birilerini vurmak. Bedava vermezse adamı vurursun. Olur biter. Yine mi? Ciddi misin? Onları seni kurtarmak için vurdum. Lütfen artık buna bir son ver ha? Senden yardım isteyen olmadı ki. Başımın çaresine bakabilirim. Siparişinizi alabilir miyim efendim? Seninle tanışana kadar mükemmel bir hayatım vardı. Mükemmel mi? Onun için internette yalvarıyordun. Ben Harley'in bankada resepsiyonistim. Lütfen benimle tanışın. Lütfen, kimse yok mu? Alo, internet yardım et. Yardım edin, kimse yok mu? Alo, tanışmak isteyen yok mu? Alo, lütfen konuşun, kimse yok mu? İstemiyor musunuz? İnce kenar mı isteyelim, kalın kenar mı? Karar veremiyoruz da çelişkide kaldık o yüzden. Niye normal kenar denemiyorsunuz? Ne dersin hayatım? Bana hayatım deme. Öyleyse bana para ver. Aslında bence vurayım gitsin. Niye düşünüyorum ki? Evet, vurayım, evet. Yapma. Al para. Artık kimseyi vurma lütfen. İki normal kenar lütfen. İki tane de sade gazoz. Şu anda Karen Saksanay'la birlikteyiz. Tehlikeli bir suçluyu yakalamak için hayatını tehlikeye attı. Harley'ni ateş edecekti aslında ama ben araya girdim. Ama kurşun bacağınıza saplanmış. Bu tekme satmaya çalışıyordum da uçan tekme, o kadar seri uçan tekme atarım ki havadaki kuşu yere çakarım. Bu kadar insanı ateş etmek zorunda kalacak kadar ne yaptın sen? Cevap vermen için
Bunu çözmem mi gerekiyor? Güzel. Ne bu? Sen gazete okumaz mısın? Lütfen bana bunun K ile başlayan şey olduğunu söyleme. Delirdin mi sen? Bu o. Sen bir hırsızsın. Ben görevli olduğunu falan sanıyordum. Ülkeyi, dünyayı kurtarmak için. Sana nasıl güvendim, inanamıyorum. Bana hala güveniyorsun. Tabii, öyle zannet. O yüzden alçak sesle konuşuyorsun, bağırmıyorsun. İstediğin an beni ele verebilirsin normalde. İyi ama Kohinur'u neden çaldın? Omar Zafer için. Etrafta kadınlar ve çocuklar var. Sakin sakin konuşalım. Omar Zafer, Interpol'ün arananlar listesinde bir numaradadır. Kohinur'u getirene ödül vereceğini duyunca Raj bir harekete geçti. Restoranın etrafı sarıldı. Kaçman imkansız. Olay çıkartmadan bizimle gelirsen herkes için en iyisi olur. Ama benim bildiğim Rajvir olay çıkartmadan gelmeyecektir. Kararını ver. Bizimle güvende mi olmak istersin, bir hırsızla ölmek mi istersin yoksa? Kararını ver, bekliyorum. Söyledikleri doğru mu? Biliyor musun, bunca olaydan sonra bile kalbim senin iyi biri olduğunu söylüyor. Deli ama suçlu değil diyor. Kötü biri değil. Sanırım yanıldım. Ben gidiyorum. Üzgünüm Harlin. Ama gitmene izin veremem. Çocuklar! Buradan nasıl atladı efendim? Her neyse, nasılsa kurtulması imkansız. Cehennemi boylamış oldu. Rajvir o kadar kolay ölmez. Sanki onu koruyan bir şey var gibi. Endişelenme Halin. Güvendeyiz. Şimdi atlayacağız. Bana güven. Korkmana gerek yok Halin. Günaydın.
kadın. Bana ateş ettin. Şşş. Şş mi? Bana sakın şş deme. Sen bana ateş ettin. Öldürmek isteseydim şu an şş demezdim. Sadece iğneydi. İğne. Uyutucu olanından. Ah, iğne miğne bana ateş ettin. Hey! Sana söylüyorum. Sadece uyutucuymuş. Senin yüzünden ölebilirdim. Of sus be! Susma! Sen kendini ne sanıyorsun ha? Sana of. Göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Seni kendi iyiliğin için uyuttum ben. Eğer seni kurtarmasaydım... Beni öldürürlerdi. Öyle değil mi? Evet. Bu arada sana aldıklarım çok yakışmış. Hadi git de kurulan şimdi. Çünkü başka kıyafetimiz yok. Giysilerim nerede? Üstümü kim değiştirdi? Sakin ol, ben değiştirdim. Sen mi? Yemin ederim. Üstümü sen değiştirdin öyle mi? Evet. Oo. Anladım, tamam. Yapma Halin. 50 bekçiyi atlatıp 100 güvenlik kamerasını aşıyorum. Londra Kulesi'nden Kohinor'u çalıyorum. Gözüm kapalı üstünü mü değiştiremeyeceğim yani? Gözümü kapatmıştım demiyorum ama. Aa, tamam tamam. Hak ettim, tamam. Ay hey. Ohohoho. Bak Halin. Yakın dövüşte gerçekten çok iyisin ama sonra devam ederiz. Şu anda çok acıktım. Yemek yiyelim mi? Ha? Hadi ye. Bir açıklama yapacak mısın? Halin nerede? Gelin söyleyin lütfen. Halin'i öğrenmek istiyoruz. Şu anda sorularınıza cevap veremem. Önce avukatıma danışmam gerekiyor. Büyük anne lütfen fazla Amerikan dizisi seyretme artık. Alo? Büyük anne? Kimsin? Harley? Bakın telefonda kim var? Harley? Alo? Büyük anne? Büyük anne? Bayım, yerini belirledim. Gezintin bitti mi? Çok büyük bir ada değil mi? Beni öldürmeyi düşünüyorsan lütfen hemen öldür. Harlin, seni öldürmeyi falan düşünmüyorum. Sadece akşam yemeğini hazırlıyorum. İşte burada bak. Gel hadi. Yemek yapmayı da mı biliyorsun? Aşçılık okulundaki en iyi 3 dersimden biriydim. Hangi okulda okudun? DPS. Delphi Devlet Okulu. Dehradun Devlet Okulu. Kimsin sen? Hırsız. Demek söylediği doğru. Koyunor'u Omar Zafer için çaldın. Evet. Ama ona vereceğimi söylemedim. Öyleyse neden çaldın? Başkası çalmasın diye çaldım. Mücevher bende, emniyette. Öyleyse neden polise ya da devlete teslim etmiyorsun? Siz kızlar ne kadar zekisiniz. Neden teslim etmiyorsun? Halin, Omar Zafer'in devlette ve poliste adamları var biliyorsun. Hiç kimseye güven olmaz. Anladın mı? Anladım. Güzel. Peki planın ne? Planın mı? Plan yok. Şu anda herkes benim planımı çözmeye çalışıyor. Karşı plan hazırlığında olmalılar. Ama bir planım olmazsa beni nasıl yakalayacaklar? Bu bugüne kadar duyduğum en aptalca şey. Değil mi?
Demek sığınağın burası. Evet, bir tanesi bu. Daha kaç tane var? 12. Aa, hayır, 11 kaldı. Burma'daki geçen ay havaya uçtu. Söylediklerine inanamıyorum. Atıyor gibisin. Sahi kimsin sen? Gerçekte ne iş yapıyorsun? Bunu hiç bilemeyeceğim. İşte orada. Halim. Burayı nasıl buldular? Buraya geldiğimizi kimse görmedi. Kimseye telefon da etmedin. Her tarafa bakın. Sen de etmedin. Ben aradım. Senin telefonundan. Çok özür dilerim. Aferin. Affedersin. Ne? Eller yukarı. Seni neden vurayım? Beni yakalamaya çalıştığın için mi? Yanında sadece 4 adam getirdiğin için mi? Ben Kohinur'u çaldım. Biraz saygın olsun. Kohinur'u hemen teslim et. Yoksa Zafer seni yaşatmayacak. Şu Zafer'i nerede bulurum ben? Bilmiyorum. Konuş. Zafer hiç kimseyle görüşmez. Peki Kohinur'u kime götürecektin? Ha? Söyle. Senin ölüp ölmemen Zafer'in umrunda olmaz. Gül. Hamit Gül. Benim görevim Kohinur'u Hamit'e götürmek. Çok güzel. Ben bu Hamit'i nerede bulurum? İyi düşün. Gül mü? Yoksa ölüm mü? Tamam, söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Beler. Bırak. Beler. İşte orada. Kız denizde. İşte orada. Yakalayın onu. Çabuk olun. Hadi. Vurun şunu.
Drago, hoş geldin. Burada fazla kalamayacağız. Ne yazık ki. Biliyor musun? Hayatım gerçekten çok basitmiş. Sadece ben ve büyük annem, bir banka ve ev. Bunun dışında bir hayat olduğunun farkında değildim. Seninle tanıştığımdan beri hayatım aksiyon filmine döndü. Kim bilir bundan sonra ne olacak? Ama artık korkmuyorum. Sana güveniyorum. Sen benim hayallerimi gerçeğe dönüştürdün. Ya senin? Senin en büyük hayalin ne? Gitmemiz gerekiyor. Senin bir günün ne? Evim. Her şey bittikten sonra evime kavuşmak. Bir gün. Nereye gidiyoruz? Ah!
sabko par kaun bataye rab ko mar ke tum pe hum saans lete hain rab se karo jo duaye ab ye tujh tak jaye to jo sun le to sunta hai rab jaane na jahan jaane kahan mili thi meri tere hamein ha sach hai yahi tujh sa kahin nahi hai nahi meri raahein aaye tujh tak is janam se har janam tak waqt ko roke aa zara saab usko samjha de ishq ka matlab छोड़ के जिद ये मान लेगा मेहरबान हुआ Nereye gideceğiz? Sen gelmiyorsun, ben gidiyorum. Sen burada kal. Oda servisinden bir şeyler söyle. Duyduğuma göre suşiler çok güzelmiş. Ben hemen dönerim, tamam mı? Hayır. Farkında olmayabilirsin ama bana ihtiyacın var. Biz artık bir ekibiz. Halin. Beni de götür. Yoksa seni takip ederim. İyi, hazırlan. Tamam. Aranıyor. Oldukça sakin. Evet, öyle görünüyor. Tamam, şundan alalım ha. Kis karne ki koşish bhi mat karna. Maine iske bare mein socha bhi nahi. Jhoot. Tumne socha. Nahi. Tum socho. Nahi. Tumne aaj tak kisi ko kiss nahi kiya? किया है really? कब स्कूल में नहीं उसके बाद इम्पॉसिबल बस मुझे बताया किस कैसे करते हैं तुम इसे किस कहते हैं हाँ क्यों किस इसे कहते Thank you.
şimdi ne yapacağız? Kohinor'u vereceğim kişiyi bulmam gerek. Kime vereceksin? Hamit Gül. Bakar mısınız? Bay Hamit efendim? Gül'ü arıyorum. Şurada efendim. Gördün mü? Hamit Gül şuradaymış. İndir elini. Karışma sakın. Bu işi bana bırak, olur mu? Lütfen. Beni kıskanıyorsun. Senden daha iyi olduğum için kıskanıyorsun. Beni buraya da getirmek istemedin. Acemi şansım. Hadi ajan 000. Yürü. Şansımızı deneyelim. 14 kırmızı. Siyah 7. Ne kadar çok para? 50.000 tutarında fiş. Bahislerinizi oynayın bayanlar baylar. Ben nasıl oynandığını bilmiyorum. Hepsini 31'in üstüne koy lütfen. Hepsini mi? Evet, hepsini. Bahisler kapandı. Otuz bir siyah. Tebrik ederim. Kazandım. Kutlarım beyefendi. Şimdi? Bahislerinizi oynayın lütfen. 26. Peki. Kazanan 26 siyah. Kazandık. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Bu kadar yeter. Tamam. Yeterince kazandık. Hadi gidelim. Hadi. 17. Hayır. 17'ye koy. Emin misin? Peki. 17. Bahisler kapandı. Kazanan numara kırmızı. Harika. Hayır. Tebrik ederim. Şimdi durum anlaşıldı. 17 tehlike demektir. Öyleyse neden 17 dedim? Bir dakika önce zengindim. Bir dakika önce rulet oynamayı bile bilmiyordun. Seni dinlememem gerekirdi. Doğru. Kazanırken iyiydi. Bana sarıldığın, öpücükler verdin. Kadınların hepsi aynı. Bunu nasıl söylersin? Mükemmel. Ne? Vur bana. Hayır. Hacım, vur dedim. Kusura bakma, durup dururken kimseye vuramam ben. Vuramıyorsun, öpüşemiyorsun. Ne yaparsın sen? İnternetten aşk mı dilenirsin? Resepsiyonistim. Güzel. Tamam, şimdi tuvalete git. Yanına geldiğinde 5 dakika sonra yalnız görüşelim de. Hadi git. Cehennemin dibine git. Affedersiniz, hemen gelirim. Ellerindeki mücevherin değerini bilmeyenlerin dünyanın en talihsiz insanları olduğunu düşünüyorum. Mücevher değil, Kohinor. Kohinor. Kohinor asla çalınamaz. Bu hırsızına bağlı. Hamit Gül. Hırsızın niyeti... Çalmak. Kohinor'un dileği. Biraz hava almak. 15 dakika sonra 2 kadeh şampanya ve bir hırsız seni terasta bekliyor olacak. 5 dakika. Yoksa Kohinor'u biri çalabilir. Güzel. Aferin sana. Şimdi otele dön. Orada buluşuruz. Peki sonra? Sen... Ben... Yani... Biz... Biliyor musun, sen benden de delisin. Seni otelde bekliyorum. Buzlu viski ha? Merhaba Sayın Hamit Gül. Söylesene, beni nasıl buldun? Kohinor'u çalan adama biraz saygın olsun lütfen.
Ama illa öğrenmek istiyorsan adresi adamın Robin verdi. Sadece adresi. Beceri bana ait. Bu işler böyledir. Sen bir hırsızsın. Ama hiç akıllı değilsin. Sana para verilmeyecekti zaten. Ama şimdi hem elmastan hem canından olacaksın. Mesele para olsa Kohinur'u neden sana satayım? Peki ne istiyorsun? Omar Zafer. Demek Kohinur'u bunun için. Kimsin sen? Zafer nerede? Konuş! Hey! Zafer nerede dedim? Konuş! Zafer'i asla bulamayacaksın. Hey sen, dur! Gerçekliği Prag. Bakın, Rajvir sadece Kohinur'un güvende olmasını istiyor. Kohinur Londra'da güvendeydi. O çalana kadar güvendeydi. O çalmasaydı başkası çalacaktı. Öyle mi? Bu o kadar kolaysa neden 150 yıldır kimse çalmadı söyle. Sana başka ne anlattı? Belki o doğrudur. Sizin beni öldüreceğinizi söyledi. Ama hala yaşıyorsun. Şu anda nerede? Hamit Gül adlı birinin yanında. Hamit Gül öldü. Öldü. İçişleri İstihbarat Şefi Bay Narayana'nın. Kohinur'un dileği. Biraz hava almak. 15 dakika sonra iki kadeh şampanya ve bir hırsız seni terasta bekliyor olacak. 5 dakika. Hamit Gül'ün ölüsünü sözü edilen terasta bulduk. Bunun anlamını biliyor musunuz? Hı? Bayan Harlin, artık uluslararası bir suçlusunuz. Sizi öldürmek bizim için çok basit bir iş. Ama biz gerçeği biliyoruz. Bayan Harlin, bir şansınız var. Hayatınıza geri dönebilirsiniz isterseniz. Büyükannenizin yanına yani. Ancak şansınız bu vericiye bağlı. Artık uluslararası bir suçlusunuz. Sana güveniyorum. Size başka ne anlattı? Belki o doğrudur. Benimle gel. Artık burada kalamayız. Gidelim. Oradan saatler önce ayrıldın. Neredeydin? Gerçeği mi söyleyeyim yoksa senin gibi yalan mı söyleyeyim? Hangi konuda yalan söyledim? Her konuda yalan söyledin. Kendin hakkında, bizim hakkımızda, Hamit Gül hakkında. Onu sen öldürdün değil mi? Bunu sana kim söyledi? Zora var. Demek Kohinur hala sende. Bu
O gün neden Vicky gibi davrandın? Yanıma hiç gelmemeliydin. Neden bana hayallerimi yaşattın? Yenilerini kurmama neden oldun. Hayallerini gerçekleştireceğim. Bana güven. Yeter. Daha fazla güvenmek istemiyorum. O halde ne bekliyorsun? Olduğun yerde kal. Kıpırdama, engelini havaya kaldır. Hadi, hadi, yürü, 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 yürü. Kurşunla ölmediyse bile boğularak ölür. Sen yaşantına dönebilirsin artık. Evet. Şükürler olsun eve sağ salim döndün kızım. Bu ev sensiz çok boş, çok anlamsız. Her şey bittikten sonra evime kavuşmak. Hangi okulda okudun? Dehradun Devlet Okulu. 32 Raşbar Yolu. Dehradun. Kar, 32 Raşbuar Yolu. Hey! Burada ne arıyorsun? Beyefendi, aslında ben... Kankaş, ne var? Affedersiniz. Ne yapıyorsun? Hırsız gibi sinsi sinsi dolanıyordu. Beni mi sorguluyorsun? Hayır beyefendi. İnternetten kitap siparişi vermişsiniz. Ben kitap siparişi falan vermedim. Pankaj, her şeyi unutmaya başladın. İndir şu tüfeği artık. Kızım, içeri gel lütfen. Gel hadi. Çok güzel bir eviniz var. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Bu evde mi? Hatırlamıyorum. Pankaj, 40 yıl oldu değil mi? Alacağım. Teşekkür ederim. Evlendiğimizden beri bu evdeyiz. Gerçekten çok güzel. Her şey yepyeni duruyor. Evet, Pankaj ikinci kez loto tutturdu. Gerçekten mi? İki kere loto mu tutturdunuz? Evet, gerçekten şanslıdır. Değil mi Pankaj? Sadece o konuda. Evet, biliyorum. Hatırlamadığını söyleyecektir. Loto kuponu aldığını da, bankanın ikramiye çekilişinden tava seti kazandığını da, internetten kitap siparişi verdiğini de hatırlamıyor. Ben çay getireyim. Beyefendi, burası Rajver'in saklandığı ev değil mi? Anlamadım. Ne demek bu?
Ne var? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ben sadece... Ben artık gideyim. Çocuklarımız, kahraman oğullarımız. Bu Viren görev sırasında öldü. Buysa bu Jail. Ordudaydı ya da belki hala orduda. Bilmiyorum. Viren'in başına geleni öğrendikten sonra Kargil'e gönderildi. O zamandan beri bana hep görevde olduğunu söylüyorlar. Orada nehir çok derin. O gayet iyi. İnsanlar ne derse desin. Bu kupayı eyalet yüzme şampiyonasında kazanmıştı. Bir nefeste nehrin diğer tarafına yüzebilen tek kişiydi. Ödüne inanmayı reddediyorum. Harlin. Affedersiniz. Siz kimsiniz? Burada soruları ben sorarım. Kohinor elması nerede? Bilmiyorum. Lütfen bırakın gideyim. Zafer. Benim adım Omar Zafer. Bunu nasıl buldunuz? Mesele nasıl bulduğum değil, neden aldın? Bu neden bende? Madem istemiyordunuz, neden çaldırdınız? Gerçek Kohinor nerede? Bu sahte miydi? Gerçek bir elmas çekiş darbesiyle kırılmaz. Rajvir'le fazla zaman geçirdi. Bokta var. Zora var. Kolay kolay konuşmayacaktır. Onunla birliktesin. Ona verdiğimden başka Kohinor bilmiyorum. Gerçek elmasın yerini bilmiyorum. Şş, yeter artık. Konuşmaya başla, yoksa ne yapacağım anladın mı? Söyle bana. Evet. Aferin sana, akıllı ol. Artık yalan dolan istemiyorum. Gerçeklerden bahsederim. Şimdi gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceksin. Konuş. Ne söyleyeyim? Gerçeği. Gerçeği söylüyorum Bay Batnagar. Zorav var. Bu bıyıkla Güney Hindistanlı kahramanlara benziyorsunuz. Ne? Gerçekten. Biliyor musunuz? Büyük annemin hayatı benimkinden daha heyecanlı. Kes sesini. Bize Kohinor'un nerede olduğunu söyle. Kohinor. Kohinor Rajvir'deydi. Ama Rajvir öldü. Hayır, o yaşıyor. Bütün bunları o planladı. Sizin öldüğünü düşünmeniz için benim öldüğüne inanmamı istiyor. Ama benim yaşadığını bildiğimi bilmiyor. Onun öldüğünü zannettiğimi düşünüyor. Anladınız mı Bay Zındık Ezafer?
Eğer o yaşıyorsa gerçekten çok mutlu olurum. İkiniz de çok aptalsınız. O gün köprüde vericinin üstüne kendisi basmıştı. Aslında kaçabilirdi. Ama sahte Kohinor'u bana özellikle verdi. Beni buraya getirmeniz için. Böylece sizi bulabilecekti. Hiç fena değil Arlin. Sen bunların hepsinden daha akıllı çıktın. Kutlarım Rajvir. Buraya kadar gelebilmek zeka gerektirir, cesaret gerektirir ve ayrıca azim de gerektirir. Düşündüğün kadar zor bir şey değil. Neyse ki sen de adamların da pek akıllı sayılmazsınız. Kimin akıllı, kimin aptal olduğuna hemen karar verme. Bu ikimizden biri öldüğünde belli olur. Hayatta kalan Kohinor'un sahibi olur. Bakalım Kohinor'u teslim edene kadar acıya ne kadar dayanabileceksin. Hadi söyle, Kohinor nerede? Söylemezse aynı acıları Harlin'de yaşayacak. Nerede söyle? Kohinor elması olması gereken yerde. Londra'da. Yalan söylüyorsun. Kohinor çalındı. Bunu herkes biliyor. Biz çalındı dediğimiz için öyle. Ne demek bu? Bu Hindistan gizli servisiyle Londra MI6'nın ortak operasyonu. Senin Kohinor'u istediğini öğrenince planımızı yaptık. Kohinor yerinde güvende Zafer. Ama ne yazık ki artık sen güvende değilsin. Yani Kohinor hiç çalınmadı mı? Çok zekice Rajvir. Dahiyane. Kimse ölmeden önce kendisi için söylenenleri duyacak kadar şanslı değildir. Ama ne faydası var ki? Şimdi kendini nasıl kurtaracaksın? Çünkü ecelin geldi artık. Geri sayım başladı. Ülkelerine hizmet edenlerin eceline geri sayımları aldıkları ilk nefesten itibaren başlar. Bu gözlere iyi bak Zafer. Ne bir acı göreceksin, ne de ölüm korkusu. Göreceğin yalnızca gurur. Çok yakında benzer gözlerde kendi önümünü göreceksin. Bu sana bir şey hatırlattı mı? Albay Nanda, sen onun nesi oluyorsun? Ben onun ağabeyim. Eceline geri sayım o gün başlamıştı Zafer. Ve bugün bitiyor. 10. Dokuz. 8. Çıkın! Neler oluyor bakın! 7. 6. 5. Yalnız gel. Buraya kimlerle geldin? 4. 3. Buradan sen de sağ çıkamayacaksın. 2. Sen de tıpkı kardeşini göreceksin. 1.
senin yüzünden bana iğne yaptılar. İğne seni öldürmez. Sadece gerçeği söyletir. Tamam mı? Hadi gidiyoruz, gel. Bütün hayatımı boşuna geçirmişim aslında. Bizi ateş ediyorlar. Yürü. Bu çocukların hepsi, Dilip, Cagi, Harbacan, hepsi aynı kalıptan çıkmış gibi sıkıcı, çok sıkıcılar. Ama sen değilsin. Sen çok heyecan vericisin. Atla. Beni gerçekten çok heyecanlandırıyorsun. Güzel. Çok iyi. Gitsek mi? Kasların ne kadar güçlü. Taş gibi. Üstündekileri hemen yırtmak istiyorum. Ama yırtamıyorum. Çünkü ben o kadar heyecan verici değilim. Halin, gitmemiz lazım. Sence ben çekici miyim? Çok. Öyleyse neden bir şey yapmıyorsun? Ne? Neden bir şey yapmadın? Neyse ki bir şey hatırlamayacaksın. Her şeyi hatırlayacağım bir kere. Uzun lafın kısası, sen beni sevmiyorsun. Beni sıkıcı buluyorsun. Rajmi! Halil, hemen atla. Hadi çabuk ol. Sen heyecanlı hayatına döneceksin. Ben sıkıcı hayatıma. Niye sıkıcı bir kızla birlikte olacaksın ki? Sen sıkıcı değilsin Arlin. Neyim peki? Söylesene. Neyim ben? Sen çok çekicisin, heyecan vericisin, çılgınsın ve şu anda sağsın. Böyle devam etsin, olur mu? Termuarımı indir. Ay şimdi mi? Sarıl bana. Tabancalar eline geldi mi? Çok heyecan vericisin Ali. Şimdi silahları çıkar ve ateşle. Bakalım. Şurayı onun yüzünden öldü. Hamit yürü, o öldürdü. Kohinor'u aldı. Kohinor burada. Onu bana getirirsen kendi Kohinor'unu alabilirsin. Gerçek Kohinor'u getirdiğinde karşılığında kızı veririm. Beni tekrar bulabileceğinden eminim. Hoşça kal. Yürü, alın şunu. Rajmir! Rajmir!
bir büyük heyecanla devam ediyor. Michael şimdi virajı döndü ve pit stop'a girecek. Çeneni kapatmazsan bir sonraki kurşunu suratına yer. Evet, neler oluyor bir bak. Hemen alçalmamız gerekiyor. Oh,
netdepo.org. Kutlarım. Sağ olun efendim. Ailenin zor bir hayatı oldu. Oğullarından biri kendini ülkesi için feda etti. Diğeri hayatta olmasına rağmen onlar için ölü. Harlan'ı evine gönderdik. Ona bir daha seninle görüşmemesi talimatı verildi. Biliyorsun. Şey bu görev nedeniyle öldü. Adın artık Rajvar. İstihbarat teşkilatına katılarak hayatını bize bağışlamış oldun. Harlan'ın senin için tehdit oluşturduğu ortada. Oku senin zaafın olabilir. Neyse. Yarın güvenli bir yere nakledileceksin. Hı? O zamana kadar iyice dinlen. Bana verdiğiniz neydi? Halin? Merak etme Rajvir. Güvendeyiz. Günaydın. Kim değiştirdi? Tanrım, ne kadar çok soru soruyorsun. Ben değiştirdim. Ama yanlış hatırlamıyorsam gözlerimi kapamıştım. Herhalde. Bugün günlerden ne? Bir gün. Raşbuhar yolu. Hadi yemek hazır. Jay, annem bizi çağırıyor. Çabuk. Jay.
edades me lije yo abriendo la cate koi jadu hone ko chala hai jadoo jaane kyu bang bang raat bhar baat kar tu mere saath chal dil pe chala hai jadoo jaane kyu दिल पे चला है जादू जाने क्यों बैंग बैंग